Merhabalar. Ben Gökhan Bulut, Sarıyer Belediye Tiyatrosu ve Çocuk Eğitim Akademisi Genel Sanat Yönetmeniyim. Şu an çocuk ihmal ve istismarını önlemek için materyal oluşturma başlığında bir sürecin, bir haftalık bir sürecin sonuna geldik. Çok güzel insanlarla, çok donanımlı insanlarla bu konuda gerçekten bir şey yapmak isteyen, farkındalık yaratmak isteyen insanlarla bir arada 7 gün yoğun koşullarda çalışmalar yürüttük ve bunun önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Başlangıcında beri 35'e yakın insanın hep beraber samimiyetle bir süreç yürüttüğünü ve sonucunda bundan sonraki süreçte tekrar buluşmalarla yeni yeni bu konudaki materyalleri hayata geçireceklerini tahmin ediyorum. İyi bir çalıştay diyebilirim. Çalıştay oldu. Ve sonuçları da bugün burada biz farkında değiliz ama daha sonrasında çok büyük etkiler uyandıracak. Ve geleceğe bir adım başlığı altında da toplanan bu insanlar o adımları belki de koşarak artık geleceğe bir koşma başlığında devam ettirecekler. Mutluluğun genel tanımı ne diye düşünüyorum kendi kendime. Hayata dokunabilen insanların bir araya geldiği toplulukların yaptıklarının bu dünya için iyi şeyler üretebileceğini düşünüyorum açıkçası. Gürkan Bey, bir sorum daha var. Burada tiyatro oyunumuzu izledik. Asya'nın Sakarcan'ı ziyareti. Evet. Onunla da ilgili, buradaki performansla ilgili, geri dönüklerle ilgili nedir görüşlerinizi almak istiyorum. Çok merak ediyorum. Ne düşünüyorsunuz genel sanat yönetmeni olarak? Yaklaşık 2,5-3 senedir devam eden bir projenin, yani aslında bu düşündüğümüz proje kapsamında ürünü oluşmuş bir projenin, Asya'nın Sakarcan'ı ziyareti adlı çocuk oyununun buradaki insanlara, buradaki çocuklara gösterimini gerçekleştirdik ve tahmin ettiğimiz geri dönükler aldık, dönüşler aldık. Çünkü biz yaptığımız şeye inanıyorduk. Yaptığımız şeyin bir şeye dönüşebileceğine inanıyorduk. Ve daha çok yerde bu çocukların bedensel söz hakkı ya da diğer problemleri üzerine eğlenceli bir oyun ortaya koyup çocuklara drama yöntemiyle, çocuklara oyun oynama yöntemiyle akıllarında kalmalarını, ebeveynlerin bu konudaki hassasiyetlerin ve farkındalıklarının çoğalmalarını sağlamak için yapmıştık bu projeyi. Ve buradaki konularında gerçekten birikimler olan insanların umutla oyunu seyrettiklerini gördük ve tebriklerini aldık. Daha çok bizi mutlu etti açıkçası. Oyunla ilgili genel olarak iki tane öneri geldi. Genel sanat yönetmeni olarak onları size söylemek ve Buyurun. görüşlerinizi almak Ay istiyorum. nasıl heyecanlandım öneri gelince. Çok heyecanlandım gerçekten ya. Şöyle bir tane öneri Portekizli arkadaşlarımızdan geldi. Oyunda çocukların katılımını çok yüksek buldular ve bunun değerlendirilmesi gerektiğini, bu katılımın hemen hadi oyun bitti gidin yerine çocukları bir sahneye ya da bir özel odaya alıp onlara özel geliştirilmiş oyuncak materyalleriyle biraz daha zaman geçirip özel alanında uzman kişiler tarafından bunun izlenip risk altındaki çocukların tespit edilebileceğini söylediler. Bir bu konuda ne düşünürsünüz? Peki, bir başka da Almanya'dan gelen bir misafirimiz de pandomim şeklinde aynı hikayenin sözsüz olarak daha fazla erişilebilir olacak çocuklar tarafından daha yaş grubu anlamında da engelli çocuklar anlamında da anlaşılabilir olacağını söyledi. Bu ikisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum. Yani ilki hakkında düşündüğüm şey şu, zaten benim bu bir hayalim, yani daha bu somut durum çocuklara ya da o süreci geçirdiğimiz kişilere hikayenin bitmemesi ve sonrasında bunun daha içselleştirilmesi için böyle çalışmaların yapılmasını önemsiyorum. Hatta şu an gökten çok elma düştü diye bir masal projem var. İlk oyununu çıkardık, Zeytin Ülkesi diye. Ve
oyun oynandıktan sonra çocuklarla orada yalan temalı bir şey vardı. Yalanı söylememek üzerine. Ya daha doğru anlatımda doğruyu söylemek üzerine bir oyundu ve oyun bittiğinde çocuklarla zeytin şeklinde balonlarla hep beraber o günü hatırlamaları, o hikayeyi tekrar tekrar zihinlerini canlandırıp buradaki söylenen şeylerin ya da oluşturulan düşüncenin onların hayatlarında devamını sağlamak içindi. Çünkü biz çocuklar biz gibi bir şeyi maalesef şu anki yüzyılda çok çabuk tüketebiliyoruz. Yani bir anda bir olay meydana geliyor ve biz orada o hikayeyi yaşıyoruz ve sonra çok kısa bir süre sonra başka bir şeylerden, başka etkenlerden, başka yaşadığımız başka olaylardan dolayı o olayı tüketebiliyoruz. Tüketmemek ve sürdürülebilirliğini sağlamak gerekiyor. Ama işin o oyundan sonra çocukları bir araya toplayıp orada yapılan gözlemle orada bu sıkıntıyı yaşayan çocukların tespit edilmesi konusunda yapılacak şey benim mesleki tecrübem ve bilirkişiliğim adına üzerinde düşünülmesi gereken bir şey. Neden diye soracak olursanız çünkü bu benim yapabileceğim yani düşünebileceğim bir şey değil. Bunun uzmanları burada çocukların o durumu yaşayıp yaşamadıklarına dair tespitleri onlar yapabilirler. Ben sadece oyun kurarım. Oyunları kurar ve çocuklarla bunları paylaşırım. Mesleğimin gereği budur. Diğer kısmı tamamen uzmanların önerileriyle, onların işte şekillendirilmesiyle oluşabilecek bir şey. Onu estetik hale getirmek ve anlaşılır ve eğlenceli hale getirmek benim işim. İkinci mevzu, pandemi mevzusu şu, o dediğiniz şey başka bir proje olur. Yani Asya'nın Sakarya'nın ziyareti yerine o başka bir proje olur ve aynı mantıkta çocukların işte bizim oyunda bahsettiğimiz bir takım şeyleri özellikle düşünülmesi gereken ve çocukların ihtiyaçlarını, çocukların ya da yardımına koşmak anlamında yaptığımız, önerdiğimiz şeylerin oluşturulan bir pandemi gösterisine dönüşebilir. Orada yapılacak şey basittir. Başlıkları koyarsınız ve başlıklarla ilgili küçük küçük hikayeler yaparsınız ve bunların hepsi sonuçta o düşünülen şeyi bir pandemi gösterisine dönüştürür. Çünkü bizim doğal olarak burada verdiğimiz önerilerin hepsi zaten çocukların haklarıyla ilgilenen herkes tarafından bilinen şeyler. Yani ekstra biz bir öneride bulunmuyoruz. Onun için her birisi için ayrı ayrı hikaye oluşturup bizim episodik kurgu dediğimiz farklı farklı hikayelerden oluşan ama bu durumların altını çizen gösteriler hazırlanabilir. Çünkü bir pandemi gösterisi öyle saatte 40 dakika, 30 dakika süren bir şey değildir. Yaklaşık 3 dakikalık, 5 dakikalık bir takım şey gösteriler daha çocukların akıllarında kalabilir. Ama öneriyi böyle değerlendirirsek çok yeni bir proje olarak keyifli olabilir diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Eklemek istediğim şey bu Sakarya böyle... Belediyesi, kendi tiyatro topluluğunuz, geleneği sürdürüyorsunuz orada. Aktör arkadaşlarla da konuştuk, oyuncu arkadaşlarla da konuştuk, onlar da bahsetti. Siz de bir şeyler söylemek isterseniz orada, o kıymetli bir gelenek çünkü, ben bir şeyler söylemenizi isterim. Gelenek derken yani neyin? Tiyatro geleneğini orada, hala usta çırak ilişkisini evet ya benim, şimdi buradan söylemeyeyim ama yani çünkü çok düşünülmesi gereken bir şey. Toplumda bir profesyonel anlamda tiyatro yapan insanlar var. Onlar ne yapıyorlar? İşte doğal olarak baktığınız zaman işte bir okul mezunu, okullardan mezun oluyorlar ve içinde uzun süredir tiyatro yapmış alaylı insanlarla birlikte bir şekilde sahneler, oyunlar gerçekleştiriyorlar ve profesyonel diyebileceğimiz ürünler ortaya koyuyorlar. Ben belediyelerde bir de halk tiyatroları olması gerektiğini düşünüyorum. Bu benim başlangıçta eğer düşünebilseydim 2009'da belediyede tiyatro yapmaya başladım. O zamanlar hep savunacağım bir şey olabilirdi. Belediyelerde halk tiyatroları olması gerekiyor. Çünkü bizim toplumumuz istediği işi yapamayan üniversitesini, istediği işin üniversitesini okuyamayan, bir şekilde hayatı tutunmaya çalışan ve sonrasında o üniversite okuduğu bir bölümün dışında işlerle ve dışında uğraşlarla bir meslek edinen insanlardan oluşuyor. Çok fazla buna örneklerimiz var. İşte biz bir sürü makine mühendisi, bir sürü inşaat mühendisi, bir sürü işte başka bölümlerin mühendisleri, doktorları, işletmecileri bir bakıyorsunuz bir süre sonra
müzisyen olabiliyor, bir süre sonra tiyatrocu olabiliyor, bir süre sonra başka başka dallarda işler yapabiliyor. Çünkü biz doğru yönlendirilmeyen bir şey eğitim sisteminden geçiyoruz. Doğru yönlenemiyoruz. Okuduğumuz bölümlerle yaptığımız işler arasında farklılıklar çok fazla olabiliyor. O anlamda bu ülkede bir şekilde tiyatro dışında, sanat dışında başka şeylerle ilgilenmiş insanlar, evet, hayatlarını devam ettirecekleri bir şey yapıyorlar. Sonuçta onların uğraşlarıyla ilgili, ama o yapmak istedikleri tiyatro oyunculuğu ya da bu konudaki yetenekleri bir kenarda kalmış oluyor. Ben düşünüyorum ki evet, onlar hayatlarını devam etsinler aynı şekilde. Eskiden de tanımlanan yarı zamanlı tiyatro yapma dediğimiz bir tanım var. Yani insanlar hayatlarını geçirebileceği ekonomiyi bir yerden kazanıyorlar. Onun dışındaki zamanlarında tiyatro yapmaya çalışıyorlar. Ve bunu profesyonel olan, yani bu işi bilen, yetkin, liyakatli, yetenekli yönetmenlerin ve eğitimcilerin eşliğinde yapıyorlar. Bu yapılan şeyin çok yararlı olacağını, bu insana dokunmakta çok önemli bir çalışma olacağını ve bu geleneğin sürdürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu biraz eskiler çok derdi, delilik aslında. Ama ben bu deliliğin iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu keşke böyle deliler olsa da etrafta bu tür çalışmalar yapsınlar, yapsalar ve halk mutlu olabileceği, bir şeyler üretebileceği tiyatro adına ya da başka sanatlar adına iyi şeyler üretebileceği, profesyonel şeyler üretebileceği oluşumlar gerçekleştirse diyorum. Tamam. Oyunculara bir şey daha sormuştum, onu da size soracağım. Oyunu izlerken, ben ilk defa izledim oyunu burada, çok güçlü bir etkileşim vardı çocuklarla, oyuncular arasında. Çok güçlü bir etkileşim vardı. Çocuklar neredeyse oyuna müdahale edecek, hatta ediyorlardı. Keşke. Yer yer. Siz arkada rejide nasıl hissediyorsunuz, nasıl duruyorsunuz? Bozulacak, çocuğun biri sahneye koşacak, bir şey olacak. Nasıl oluyor sizin için arkada işler? Bu konuda sarkmalar oluyordur muhtemelen. Orada oyun yavaşlıyordur, hızlanıyordur. Siz orada bir şeyler kontrol ediyorsunuz. Arkada neler dönüyor? Oyun seyredilmesinde biz iki türlü o seyirciyle karşılaşıyoruz. Bir, hep beraber çocukların katıldığı, sadece çocukların bulunduğu, işte belki birkaç öğretmenin, 4-5 baş öğretmenin etrafında bulunduğu ama çoğunlukla çocukların bir arada seyredildiği oyunlar. Bir de velisiyle birlikte gelmiş çocuklarla birlikte seyredilen oyunlar. Yani seyirci açısından bizim iki tür seyircimiz var. Ve bunlardan ilk kısmı çok daha şeyken, özgür ve müdahaleciyken, eğer öğretmenlerin herhangi bir müdahalesi yoksa, oyuna müdahale edebilme şeyleri var. Bu da şu anda mesela canlı bir durumda geçiyor. Çünkü otelde gerçekleştiriyoruz bu durumu. Ve onun için çok güzel, otel de çok güzel bu arada şey anlamında, bizi buluşturduğu için. Ben mutluyum. Çocukların oyunun dağıtmasıyla ilgili herhangi bir problem ya da öyle bir düşünceye girmiyorum. Çünkü sonuçta bu bir dramatürjik olarak da bu konuda yaptığımız çalışmalarla da o sahnede olan iki kişinin bu duruma çok hakimiyeti var. Her şekilde onu tekrar başka bir duruma dönüştürüp tekrar başka bir durumdan kastım oyunun oynanabilirliği adına mutlaka onu döndürebileceklerini, hatta bu tür interaktif oluşumlarda oradan da bir şey, keyif unsuru, oradan da bir öğrenim sonucu çıkartabileceklerini güvendiğim için istiyorum böyle şeyler olmasını da. Yani bu etkileşimlerin olmasını da isterim açıkçası. Çünkü eğer çocuk oyuna katılmazsa zaten o çocuk oyunu olamıyor. Ama temel şey şu. Bir çocuk oyunu seyretmeye gittiğimde ben çocuğun oyunla ilgili katılımı varsa ve onunla ilgili bir karmaşa yaratıyorsa ve onunla ilgili bir cümleler, işte çok ses, kalabalık, aşırı ses gerçekleşiyorsa bence bunun bir sorunu yok. Ama oyun dışında bir şey yapmaya başlamışsa ve etrafında ilgilenmişse, oyunu unutmuşsa, oyunu bırakmışsa işte orada sorun var demektir. Yani düşünün, öyle güzel bir şey yapmışsınız ki sahnede çocuk buna katılmak istiyor ve bununla ilgili cümle kurmak istiyor. Bu zaten istediğimiz şeylerden bir tanesi. Çocuk oturup pasif bir şey değildir çocuk. Çocuk aktif bir şeydir. Çocuk aktif olmak ister. Ama o aktifliği oyunu bozmak üzerine değil, bildiğiniz oyuna müdahale etmek, oyuna destek vermek için yaptığı hareketlerdir. Bu da onur, keyif verici bir şeydir. Mutluluk verici bir şeydir.
Bugün burada yaşadığımız hikaye de o. Buradaki çocuklar anneleriyle babalarıyla geldiler. Onların denetiminde hani birazcık da böyle öyle bir şey var çünkü anne baba dur kızım yapma oğlum gibi cümleler kurarlar. Burada onlar belki de kurdular ama çocuklar yine bunun üzerine bizim yarattığımız atmosferde, oyuncuların yarattığı atmosferde onu da aşıp direkt seyirle, yani seyirciyle oyuncu arasında güzel bir etkileşim doğdu diyebilirim. Bu olumlu bir örnektir. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok güzel. Böyle bir şey yaptığın için teşekkür, güzel bir şey olacağını düşünüyorum. Rica ederim. Ben paylaşacağım. Tamam.